Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Şu anda garajdayım ve limana doğru gideceğim. Ama bu sefer farklı olan bir şey var. Sizlerle birlikte bunca aydır hep limana Dorse bırakmaya gidiyoruz. Bugün farklı olan bir şey var. Şu görmüş olduğunuz plaka benle beraber, yani çekicimle beraber İtalya'ya kadar gelecek arkadaşlar. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yorumlarda ve mesaj olarak bana çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Güzel geri dönüşler alıyorum. İnşallah sizin de gönlünüzde, muradınızda ne varsa gerçekleşir. Şimdi burada son kontroller yapılacak. İşte kantara gireceğim şimdi. Sonrasında işte içeriği kontrol edeceğim. Mühürlerini kontrol edip sonrasında yola çıkacağız inşallah. Hayırlısıyla gidip gelelim. Gideceğim süreçte de sizlere bol bol video atmayı düşünüyorum. Güzel içerikler, işte farklı içerikler üretmeyi düşünüyorum açıkçası. Vallahi şu anlık böyle işte, garajdayım. Bir tartı yapacağız. Dorse'yi kontrol edeceğim. Sonrasında Pendik Limanı'na doğru beraber birlikte yola çıkacağız arkadaşlar. Yani duygulanmamak elde değil. Niye diye soracak olursanız, şöyle, ben normalde çok duygusal bir adam değilim. Ama bundan 3-4 ay öncesine kadar tam şurada buraya başvuru yapıp tam şurada oturup böyle gelip giden arabaları seyrediyordum. İşte yurt dışına giden, Dorse'sini hazırlayıp giden arabaları seyrediyordum. Yani bir günde bizim arabamız buradan geçer mi diye düşünüyordum açıkçası. Ama görmüş olduğunuz gibi her şey gerçekleşiyor. Yeter ki isteyin. Yeter ki yolunda bulunun. Her şey olacağına varıyor arkadaşlar. Ben şu kantarı yaptırayım, son kontrolleri yapayım. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Evet, selam herkese tekrardan. Şimdi garajdan çıktım arkadaşlar. İtalya'ya doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi biraz süreçlerden bahsedeyim sizlere. Nasıl bir süreç izleyecek bizleri, sizleri, beni. Limana gireceğim. İlk girişte zaten güvenlik soruyor size. Komple mi bineceksin yoksa Dorse mi bırakacaksın diye. Normalde Dorse bırakıyorduk. İşte bugünkü gemilerden bir tanesine bizi bindirecekler komple. Gemiye bindikten sonra otele gideceğiz. Birkaç şoför arkadaş daha olacakmış herhalde. Pendik'te bir otele gideceğiz. Pazar gününü otelde geçireceğiz büyük bir ihtimal. Şirketin söylediği o. Pazartesi gününde yani uçağa binip İtalya'ya uçacağız. Zaten o süreçte de gemi gelmiş oluyor. Hemen hemen 2-3 gün arasında sürüyor. 2,5 gün falan sürüyor herhalde. İşte bu süreyi biz pazar günü zaten İstanbul'da geçireceğiz. Pazartesi de uçağa bineceğiz. Büyük bir ihtimalle salı akşamı gibi. Salı akşamına denk gelir aynen. Şimdi kendime bir kahve yapmak istiyorum arkadaşlar. İstiyorsanız size de yapabilirim. Şimdi kahveyi arada bulabilirsen. Şöyle sağ şeride bir geçelim. Şöyle şunu geçelim. Böyle olaylarda, yani bir şey hazırlarken arabanın içinde bir şeyle uğraşıyorsanız, ya normalde doğru bir davranış değil bu. Tamam, bunda haklısınız. Bunda kimse bir şey demiyor ama yani 7/24 neredeyse arabanın içindeyiz.
insanın canı kahve çekebilir, bir şeyler atıştırmak çekebilir. Yani bunu servis eden bir muavinimiz yok maalesef yanımızda. Yani kendimiz hallediyoruz. Onu da işte dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. O sıra mı lan? Değil. Galiba. Araba arızalanmış. Sıra değil. İyi. Sıraya denk gelmedik arkadaşlar. Bir an önce limana gireceğiz. Dediğim gibi birkaç işlerim daha var. Onları halledeyim hem de. O ne lan? Sıra mı? Hoppala arkadaş. Vallahi sıra. Tüh. Olacak iş değil ya. Yani beklemekten başka çaremiz yok şu an. Yapacak bir şey yok. Abi kolay gelsin. Komple bineceğim. Komple bineceğim. Böyle geri gel şu araya gel. Arda başlıklar. Sağ olun geri git. Sağ olun şöyle. Sonrasında tekrardan kameraları açacağım sizlere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar selamlar herkese yeniden. Şimdi mazot sırasına geldim. Mazot alacağım. Şükürler olsun ya. Vallahi saldılar bizi.
abi. Abi en yukarı değil mi? Sarıyor diyor da. Vallahi sardırmadan gitmeye çalışıyorum da. Ulan yeminle yukarısına çıktık lan. Vay anasını. Vallahi yemin en yukarısına çıktık. Evet, herkese selam tekrardan arkadaşlar. Şimdi gemiye tırımızı bıraktık. Vallahi bir şeyler yapıyoruz, haldır küldür, pataküte bir şeyler yapıyoruz, hallediyoruz ama bakalım yani gidiyor. Biz de yarın, bugün pazar, sabah 6 şu anda. Artık günlerimi şaşırdım yani. Sabah mı, gündüz mü, gece mi bilmiyorum yani. İşte yarın büyük bir ihtimalle uçağa bineceğim. Zaten gemide 48 saat falan sürüyormuş gemide. Bakalım yani, şimdi otele geçeceğim büyük bir ihtimal. Tekrardan sizleri haberdar ederim. Çek. Dönerler otelde kaldı. Hemen değil. Çağırmayınca içeride görevli çağırmışlar. Gidin bir esnaf. Ya pistona baksana. Yapalım.
Evet, gemiye bindim. Şimdi arabayı bulmaya çalışıyorum. Araba nerede? Bu mu lan? Neyse, başardık. Oğlum buradan nasıl inecek lan bu araba? Vallahi indik herhalde de. Şimdi limandan çıkış yaptım. Doz balayı verdim arkadaşa. Buradan parka gideceğiz. Bir yandan video çekmeye uğraşıyorum. Bir yandan evrak kürek işleri. Bir yandan işte yabancısıyız, ilk defa geliyoruz. Kurallara da uymak gerekiyor. Ben de yabancısı olduğum için sizlere pek bir bilgilendirici video çekemedim. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi nereden gideceğiz dayı? Park diyor, parka şöyle. Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi, tabii anlayabilecek misiniz şu an bilmiyorum ama şu an İtalya Bari gümrük sahasındayım arkadaşlar. Nasip olursa bugünkü rotamız sizlerle Konya diyormuşum. Konya değil tabii ki. Roma'ya gidiyoruz arkadaşlar. Roma'da boşaltma adresimiz var. Yani bugün bu anımı sizlerle paylaşmak istedim. Yani bugün benim için çok heyecanlı bir gün. İtalya'ya geleli bir 2 gün oldu. 2-3 gün oldu hatta. Daha yola çıkmadım henüz. Hep gümrükteydim, oteldeydim derken İtalya'da biraz gezdim. Yani gezip görme fırsatım oldu. Şimdi ise sizlerle birlikte yola çıkacağım. Yani boşaltma adresine gideceğiz arkadaşlar. Tek adres. Tek adres bir boşaltma adresimiz var. Nasip olursa kazasız, belasız, cezasız adrese gitmeyi düşünüyorum. Selamun aleyküm. Abiyle anlaştık mesela. Abiye bir şeyler diyorum. Bana cevap veriyor. Şimdi zurnanın zart dediği yere geldik böyle. Artık şey, özgür kuş. 100 metre sonra özgürüz. Sola dönün. Ardından sağa dönün. Autostrada. Düz diyor. Okey abi, geçelim biz buradan. Oh. Ulan ya. Batı yönünde ilerleyin. 200 metre sonra dümdüz ilerleyin.
metre sonra sola dönün. Otobana çıkmaya çalışıyorum. Autostrada ne diyor? Soldan mı gidiyor? Sola sinyalimizi verelim abi. Yaya geçitlerine ve tabelalara çok dikkat etmek gerekiyor. Stop diyor, durduk. Stop diyor. La oğlum kuşlar bir çıkın Allah rızası için ya. Şuna bak, yolun ortasında duruyorlar. Çatalın solunda devam edin. Arkamdan tır geliyorsa sıkıntı yok abi. Kurtarır ya, rahat bir şekilde kurtarır. Otobana bağlandım. Daha doğrusu otoban bağlantı yoluna mı geldim? Öyle bir şey. Yani 3 kilometre sonra soldaki çıkışa gidin. Biraz önce mesela tabelada sollama yasağını gördüm. 80 hız şey yazıyordu. Sollama yasağı da yanındaki tabelada yer alıyordu. Yani hızım şu anda 70. Gayet uygun bence. İşte sollama yasağımız var şu an. Birazdan otobana tamamen bağlanacağız galiba. Bakayım. Biraz önceki tabelada Napoli yazıyordu. Biz de zaten Napoli tarafına gideceğiz. Oradan Roma. Roma'nın bir adresine gideceğiz arkadaşlar. Totalde bir 500-550 kilometrelik bir yolum var. Şu an hissettiğim duygular o kadar yoğun ki. 100 metre sonra soldaki çıkışa gidin. Umarım sizler de hayal ettiğiniz şeyleri bir an önce gerçekleştirirsiniz. Sizler de bu duyguları yaşamaya fırsat bulursunuz arkadaşlar. Şimdi gişelere geldik. Bizim önünde bir tane cihazımız var. Mount cihazı. Biraz yavaşlayayım burada. Ama bu Mount cihazı hangi gişelerde şey yapıyor acaba? Lan oğlum ne kadar dar lan burası. Ödedin mi? Tamam. Ödedi arkadaş. Dıt sesi geldi. Ama var ya burası acayip derecede dar. Bizim gişelerden daha dar hatta, öyle söyleyeyim sizlere. Bizim taksi gişelerinden daha dar. Evet, şu anda otobana bağlanmış bulunmaktayız. Sizlere de liman çıkışını göstermek istedim. Orada görmüş olduğunuz gibi biraz heyecanlıydım. Bu da gayet normal bence. Çünkü henüz hiç bilmediğiniz bir ülkeye gelmişsiniz. Kurallarını tam olarak bilmiyorsunuz. Ve bu kuralların çiğnenmesi dahilinde size yüklü miktarda cezalar yazılıyor. Bu da insanı açıkçası korkutuyor. Ama biraz daha alıştım şu an. Neredeyse bir 100 kilometre bir yol geldim limandan çıktığımdan beri. Ya daha şu an sakinim. Daha güzel geçiyor yolculuk. Zaten manzaramız mükemmel arkadaşlar. Sizler ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum ama manzaramız mükemmel bir güzelliğe sahip. Görüntüyü bozmuyordur güneş inşallah. Çünkü direkt karşıdan vuruyor.
Dayıcım götünü az çek de geçelim be. Allah Allah. La abi. Etme Allah'ını seversen az çekil be. Allah Allah. Arkadaşlar trafik sıkıştı. Vallahi tam da rampa çıkıyordum. Birden trafik durdu. Yaklaşık bir 4-5 kilometre kadar da burada trafik gösteriyor kırmızı. Vallahi inşallah bir an önce biter de gideriz ya. Şimdi bakın sinyali yakıyorum. Sol sinyali yaktım. Solumda bir tane araba var. Bana yol verecek mi? Yol vermedi. Galiba Türk. Şöyle sola atalım kendimizi. Burada kalmış bu araba ya. Arıza mı yaptı araba? Tekrar sağa geçelim. Arkadaşlar selam herkese tekrardan. Napoli'ye doğru yaklaştım. Adrese doğru gidiyorum. Daha önümüzde 250 km falan bir yol gösteriyor harita. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah bundan sonra da yaşamadan adrese giderim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bugün adrese gitmeyi, sıkıntı denemez de. Bugün adrese gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü benim gideceğim tarafta biraz şey. Roma'dan, çevre yolundan ayrıldıktan sonra biraz ara sokaklar, dar sokaklara giriyoruz. Oraya gece geçmek istemedim. O yüzden böyle 100 kilometre kala falan bir mola verip yarın sabah devam etmeyi düşünüyorum. 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. Tamam, teşekkür ederim. Evet, şimdi bir tane parka geldim arkadaşlar. Kameranın şarjı bitti GoPro'nun. Onu da şarja taktım hem. Tam konuşuyordum, video yarıda kesildi. Şöyle mi yapayım? Böyle. Tam konuşuyordum. Video yarıda kesildi. Şu an bir parktayım. Yani o süreçler öyleydi işte. Anlattığım kadarıyla. Zaten bu videoyu izliyorsanız büyük bir ihtimal bir şeyleri kesip biçip atmışımdır yani. Gayet güzel gidiyor. Yani bundan sonrası için de inşallah bir sıkıntıyla karşılaşmazsak güzel bir karar vermişim diye düşünebilirim. Evet, oğlum telefon düştü. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Biraz önce kahvaltımı yaptım. Güzel bir uyku uyudum. 9 saat bir uyku uyudum abi. Böyle tertemiz bir uykuydu. Gerçekten beni dinlendirdi. Şimdi tekrardan yollara koyulduk arkadaşlar. Ya dün akşam biraz sizlere bir şeyler anlattım. İşte videonun hakkında, bu video hakkında.
Ya bu videoda bir şeylik var, böyle hep kesik kesik oluyor. Tam sizlere çekim yapamıyorum. Ya kusurumuza bakmayın, bizim de ilk seferimiz yani. Bazı şeylerde acele ediyorum. Ya acele etmiyorum da kendi işime daha fazla önem veriyorum yani şu an için. Neden? Hata yapmamak için yani. Sadece aklım şu an tır sürmekte, hata yapmamakta. O yüzden videoyu biraz arka plana atıyorum, kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bir sonraki seferlerde sizlere daha açıklayıcı güzel videolar çekmek istiyorum. Şimdi dün akşam ne yaptım? Bugün Roma'dayız arkadaşlar. Roma'ya kadar geldim. Roma'da bir park buldum. Sonra yattım, uyudum abi. 600 metre sonra sağdaki çıkışa girin. Güzel de bir uyku uyuduk işte. Bugün tekrardan yola çıktım. Adrese gidiyorum. Bir 60 kilometre yolum var. Tahmini bir saat içinde falan adrese varmış oluruz. Sağdaki çıkışa girin. Ardından çatalın solundan devam edin. Ya bugün kendimi daha iyi hissediyorum açıkçası. Neden diye soracak olursanız. Dün Livan'dan çıktım, hiçbir şey bilmiyorum. İlk defa yurt dışında araba kullanıyorum, tır kullanıyorum. Bunun vermiş olduğu bir stres vardı üstümde. Ondan dolayı da kendimi biraz gergin hissettim. Az buçuk video çekmeye çalıştım zaten, belli olmuştur videoda da. Bugün kendimi daha rahat hissediyorum. Yani daha olaylara hakimim. Bundan sonrası için de bakacağız. Yani pek tedirgin değilim açıkçası. Hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi Roma'nın dışına doğru gidiyoruz galiba. Roma'nın çevresinden dolaşacağız. Ankara gibi bir yer Roma. Ankara'nın çevre yolunu bilenler bilir. Böyle yuvarlak çizdiriyor etrafında. Biz de o şu an yuvarlığa gireceğiz. Sonrasında bizi zaten bir çıkışa verecek. O çıkıştan çıktıktan sonra da adrese bir 20 kilometre falan kalıyor. O rasyonel yoldu sanırsam ya. Böyle bir gidiş bir geliş olması lazım. Dün akşam o yüzden burada yattım ben. Hani dedim gece gece oraya girmeyeyim. Otobanda yatayım güvenli bir şekilde. Hem de işte dedim sokaklar mokaklar tam bilmiyoruz. O yüzden burada yattım ben dün gece. Şimdi gidiyoruz bakalım ya. İleride tekrardan ben sizlere videoyu açarım. Kameranın bataryasını değiştirdim. Şimdi aniden biter falan orada sıkıntı çekeriz. Yolun karşısına geçtik. Rampa nere ablam be? Şöyle solumuza bakaraktan çıkayım. Kimse yok. Oh. Vallahi billahi döndük ha. Çok zattiri zottik bir yol yapmışlar buraya.
BDA. Gördüm tabelada. Abi bu nedir ya? 200 metre sonra hedefiniz sağda kalacak. İnşallah. Ha, NDA işte şurada da yazıyor. Ha. Biz nereye gireceğiz abi burada? Hedefiniz sağdadır. Lan bu ne be? Her yere araba çekmişler ya. Şimdi ben bir gideyim geleyim ya. Dur oğlum, kapı kapanma be. Şimdi solumuzda araba var. İçeri gireceğiz. İnşallah takmayız onu. Evet. Arkadaşlar şimdi boşaltmaya giriyorum. Buradaki Fortifçi abiyle bir şeyler anlaşmaya çalıştık. Ben ona İtalyanca bir şeyler söyledim. Yani deftere yazmıştım daha önce işte önemli olan kelimeleri. Geri geri gel dedi bana. Şöyle geri geri gidelim. Kafayı buraya verip tekrardan içeri gireceğiz. Tam aldık ha.
sağ taraftaki yana açtım yan perdeyi. Çatıları biraz yükselttim. Malı tam çatı hizasında yüklemişler. Çok ağır bir mal değil zaten. Şöyle sünger tarzı bir şey. Hatta sünger direkt yani. Bakalım boşaltıyoruz.